Bildiğiniz üzere 28 Şubat darbesinin bir özelliği de mağduriyet çeşitliliğinin çok fazla olması. Hak kayıplarının telafi edilmesinde mahkeme yolunun çetrefilli olması, uzun sürmesi, defalarca denenmesi, garantisinin olmaması bir sorun. Sizler de yaşadınız zaten bunu. Darbe sonrası dönemlerde adaletin mahkemeler yoluyla tesis edilmesinin mümkün olmadığı zamanlarda devlet kanun yoluyla adaletin tesis edilmesi yöntemini uygulamış. Örneğin 1980 darbesinde 1402'likler olarak bilinen ihraç edilen öğretim üyelerinin haklarının iadesi için rahmetli Özal tarafından çıkarılan bir kanun var. Yine 1960 darbesinde gayrimenkulleri ellerinden alınan Demokrat Parti mensuplarının haklarının iadesi için Haziran 2020'de çıkartılan bir kanun var. 28 Şubat'ta hak kaybına uğrayan bu kadar çeşitli mağdurlar var. Siz mahkum kardeşlerimiz var. Siz de onlardan birisisiniz. Ne yazık ki öğrenciler var, ihraç edilen memurlar var, askerler var. Bu derli toplu bir şekilde bu mağdurlar için de böyle bir kanun çıkarılması konusunda neler söylersiniz? Böyle bir şans var mıdır? Buyurun Sayın Tercan. Yani olması gerekiyor. Yani siz çünkü inisiyatiflere veya genelgelere veyahut da konjonktüre bağlı hamlelerle yaptığınız zaman bunun bir kazanım olarak olmuyor. Sadece günü kurtarmış oluyorsunuz. Kaldı ki biz 28 Şubat darbesinin darbe olduğunu neredeyse karşı zihniyete bile kabul ettirip ikrar ettirdiğimiz halde yıllarca sürdü içerideki arkadaşlarımızın çıkması, bizim mahkemelerimizin bitmesi. Bitti derken biz hala sakıncalıyız. Ben sabıkalı bir insanım. Bir darbenin, darbecilerin tezgahıyla, işkenceyle alınmış. Bakın işkenceyle alınmış. Benim işkence raporum vardır. Ki o zaman işkence raporu almak çok zordu. İşkenceyle alınmış ifadeyle ve mahkemede hiçbir şekilde ispat edilememiş dosyayla ceza almışım. Ben ondan dolayı hala sakıncalıyım. Terör örgütü mensubuyum yani. Benimle bir PKK'nın hiçbir farkı yok devlet nezdinde. O da terör örgütü üyesi diyor. Sen de terör örgütü üyesisin diyor. Şimdi bunların mağduriyetleri nasıl giderilecek? Bu kadar öğrencinin hakkı işte ne bileyim işleri iflas etti. Şimdi sen yasal anlamda iktidar bu konuda çok suçlu. Bakın birçok şeyin düzelmesini sağladı. Ama bu düzelme şu hocam. İşte hesap sorulma meselesiyle alakalı. Birisi geliyor tokat vuruyor 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 yanındakine. İktidara gelen arkadaş, gücü elenen arkadaş diyor ki tokat vurma diyor. Tamam, bunu durdurduğu için bir şey yapmış mıdır? Allah razı olsun. Her gün tokat yemekten kurtarmıştır bizi. Ama tokat adama, benim cebimdekini alana, benim geleceğimle oynayana, benim diplomamı yırtana, benim işte işimden edene sen niye bunu yapıyorsun demediği için, o yaptıklarını geri hak olarak bana iade etmediği için eksik kalmıştır. Biz bunu söylüyoruz. Ve Bunu hesaplaşma da bu yüzden iktidar olmuyor değil mi Sayın Tercan? Bağışlayın. olmuyor Araya işte. girdi. Hesaplaşmanın Olmuyor. olmaması. Buyurun. Hesap sormuyorsun. Hesap sormadığın için adam bir dahakine de cüret ediyor. Hep birbiriyle alakalı. İkincisi hesaplaşma. Sen çıkarsın dersin ki bu kadar mağduriyet olmuştur. Yasa anlamında yasala. İktidar bu yasal adımı atmadı. Hep böyle dolambaçlı yaptı. Bu dolambaçlı mevzular da dosya bazında yaptı. Onu yaptı, bunu yaptı. Hep çok uzun sürdü. Bu Yani hem siz uzun sürdü bağışlayın hem de mağdurlar arasında eşitliği de bozdu aslında. evet. 15 sene sürer mi bir cezaevinden Gidelim çıkarma sallamayın. işi? 10 Buyurun. sene sürer mi yani? 10 sene sürer mi? Sen darbe olduğunu kabul ediyorsun. Bunun da mağdur olduğunu kabul ediyorsun. Ama diyorsun ki ya ben konjektür falan. Bak iyi niyetlisin. Neticede tamam süreç de geçse iyi bir adım atmışsın. Ama bak bunlar hep birbirleriyle zincirleme hadise. Bak bunu yapsaydın halbuki tutsaydın bunun yakasından. Sen kimsin kardeşim bu kadar bu insanı mağdur ediyorsun. Birincisi senden hesap soruyorum. İçeri ise içeri dışarı ise dışarı. Neyse hesabını ciddi anlamda sorsaydın. Bütün bileşenleriyle. Ondan sonra deseydin ki ya sen de bak bu kadar zulme maruz kaldın mağdur oldun. Eğitimse eğitim hakkın. Paraysa para hakkın. İşte ne bileyim bu kadar ömrünün hayatının geçtiyse o hakkın. Sicilse sicil hakkın. Hiçbir şey yok bunlarda. Ama ne yaptı? Evet, başörtülü okula gidilmiyordu. Evet, o başörtülü okula gidiyor. Her gün tokat diyorduk. Tokat yemiyoruz. Bunlar az şey mi? Değil. Bakın bir şey anlatırken ya 28 Şubat şeyiyle de alakalı bu iktidar hiçbir şey yapmadı demiyorum. Allah razı olsun diyorum. Bu konuda dua ediyorum. Birçok şeyi engelledi. Birçok şeyi ama bak
işi hakkıyla yapmadığın zaman ne oluyor? 15 Temmuz oluyor. Bak gene hakkıyla yapmadığın zaman gene bak şimdi psikolojik olarak ben bu 25 senedir siyasi mücadelenin içindeyim. Şu anda bir psikolojik harekatın olduğunu, bir şeyleri pişirmeye, kaynatmaya başladıklarını görüyorum. Niye böyle oluyor? Kafasını ezmedin o zalimin yani. Hakkını vermedin. Çıkaracaktın mahkemeye. Sadece 3 tane göstermelik 5 tane adam değil. Tamam sen onunla belki bir zihniyeti sembolize ederek ceza verdin ama öbürü bak yazıyor orada. Dün Müslüman kadına galiz bir şekilde ağız dolus dolu dolu küfür eden adam çıkıyor her gün televizyonda tıngır mıngır konuşuyor. Milyon milyon parasını alıyor. Alıyor yani. Ve yarın evet, gene aynı evet. Şeyini yapıyor yani. Algı oyununu gene yapıyor. Bu iş böyle.